Herkese merhaba. Normalde ben her zaman otomobilin içinden size herkese merhaba diyorum. Bu kez evimdeyim. Çünkü bir soru cevap videosu çekeceğim. Instagram'da bana sormak istedikleriniz diye bir story atmıştım. Oraya sorularınız oldu. Ben de şimdi bunları cevaplayacağım. Böyle aslında birazcık yarışla ilgili şeyler sorarsınız diye bekliyordum. İşte teknik bir şeyler sorarsınız diye bekliyordum ama çok ilginç sorular gelmiş. Daha önce böyle soruları sadece böyle okudum ama hiç düşünmedim cevap vermeyi. Hani cevap versem ne söylerim demedim. Çünkü burada videoda hemen böyle düşüneyim cevap vereyim istedim. Daha böyle gerçekçi olur gibi geldi. O yüzden başlayalım. Şimdi önce İsimleri de okuyacağım ama yani isimlerin hepsi böyle çok şey değil. Böyle işte H'ler, noktalar falan. Tam olarak isimleri bilmeyeceğim, artık onlar kendileri bilsinler. H Macar 69 demiş ki, bizleri de o heyecana dahil eder misiniz? Yarışlarımız biliyorsunuz bizim ücretsiz. Bütün yarışlara gelip izleyebilirsiniz. Hatta görev alabilirsiniz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun açtığı bazı eğitimler var. Oralarda işte hakemlik, gözetmenlik gibi sınavlar açılıyor, eğitimler veriliyor ve aslında yarışın mutfağında da olma şansınız oluyor. Onun haricinde tabii ki gelip izleyebilirsiniz. Tabii ki bizimle o heyecana ortak olabilirsiniz. Bazen özel testlerimiz oluyor. O testlere gelip belki yanımıza oturup hatta içerideki atmosferi tadabilirsiniz. Ama bunlar tabii ki her zaman denk gelip dahil olabileceğiniz bir şey değil. Yani o nasıl olsa çok var bunlardan, herhangi birine dahil olurum gibi değil de denk gelirse işte sosyal medyalarımızdan yarışlarımızı takip ederek bir şekilde bunlara dahil olabilirsiniz. Sadece bize mesaj atmanız, işte gelmek istiyorum, olabilir mi falan demeniz yeterli. Ama onun haricinde tabii ki bütün yarışları hangi ildeyse, size yakın bir yerdeyse gelip izleyebilirsiniz. Ücret yok, işte bilet almanıza falan gerek yok. Sadece biraz yorulacaksınız, toprak yiyeceksiniz gibi gibi şeyler. Bunlara katlanabileceksiniz bütün yarışlara. Kapımız açık, hatta çok da seviniriz, mutlu oluruz. Albayrak 9994 demiş ki, nerelisin? Nereliyim? İstanbulluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ve annem babam da İstanbul'da doğmuş, büyümüş. Ben İstanbul'da olduğumu düşünüyorum ama annemin annesi ve babası Ankaralı. Hala orada kökleri var. Baba tarafım birazcık karışık, melezlik var. Böyle bir yerlerden göç etmişler falan. Birazcık orası karışık ama ben İstanbulluyum diyebilirim. Gözlerin ne renk demiş? Subaru Works. Gözlerim yeşil. Can Tunay demiş ki, neden yarışmıyorsun? Sponsor mu sadece sorun demiş. Tek sorun sponsor. Ben tabii ki sponsorlar sayesinde ve çok iyi bir takım sayesinde aktif olarak yarışıyordum. Birazcık daha hedef büyütmek istiyorsunuz. Mesela daha hızlı bir otomobille yarışmak istiyorsunuz. Ben önden çeker bir otomobille yarışıyordum, biliyorsunuz. İşte ben daha güçlü bir otomobile geçebilir miyim acaba deyip hani o hedefle yola çıkmıştım. Ama tabii ki o döneme çok iyi bir strateji olmadı benim için ve haliyle sponsorlarımdan çok daha büyük bütçelere ulaşamayınca haliyle bir noktada birazcık durmak gerekti. Şu an için tek sorun tabii ki sponsor. Ufak da olsa bazı bütçeleri yakalayabilirsem eğer Türkiye Şampiyonası'na geri dönmek istiyorum ama yine hedefimden şaşmadan, çünkü artık birazcık daha kendimi geliştirebileceğim, biraz daha hızlı bir otomobille yarışmak tabii ki istiyorum. Bunu istediğim için de ne zaman doğru sponsorluk, doğru markayla çalışırsam, ne zaman olursa diye bekliyorum. Ama tabii ki çok çok özledim. Biraz uzun bir cevap oldu çünkü çok özledim yarışmayı. Birazcık etkiledi. Ne yapmadan ölmek istemezsin demiş Semih Atik. Ya aslında ben şeyim, yani çok fazla isteği olan, çok fazla şey yapmak isteyen bir tip olduğum için hani spesifik bir şey söyleyemeyeceğim. İşte şunu yapmadan ölmek istemem. Çok fazla şey var ama bunlara örnek verebilirim. Bunlara mesela işte Dakar'da yarışmak çok istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda yarışmak, yani 1-2 yarış yapabilmeyi çok istiyorum. Yani bunları hani yapabilirsem, bunları yaptıktan sonra ölürsem ne mutlu. Ama onun dışında bir de böyle yani böyle bir 10.000 fitten falan bir atlamak istiyorum. Hani öyle şeylerim de var. Bunları yapmadan ölmek istemem ama bunun dışında çok 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 yapmak istediğim şey var. Daha böyle kariyerimle ilgili, işte işimle alakalı, Semih sen de biliyorsun ki çok fazla yapmak istediğim şey var. Haliyle bunları yapmadan ölmeyi tabii ki istemem. Kim ölmek ister ki? HKN SN Kaya.
Hakan Şenkaya falandır diye düşünüyorum. Hangi takımlısınız Burcu Hanım ve bu güzelliğinizin sırrı ve ne? Viyana'dan severek takip ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hangi takımlıyım? Futbol takımından bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Ben takım tutmayı çok sevmiyorum. Futbolda özellikle. Futbolu spor olarak çok seviyorum. İzlemesini de seviyorum. Hani böyle oradaki rekabet hoşuma gidiyor açıkçası. Ama bir takımın taraftarı olmak çok hoşuma giden bir şey değil. Çünkü ben gol olunca sevinebilen bir insanın ne tarafın attığı çok önemli değil. Haliyle her sene hangi takım şampiyon olursa onu kutluyorum kalpten ve o sevinci paylaşıyorum. O yüzden takım tutmuyorum. Ama küçükken falan pek çok takımı tuttum. Şimdi yazarlar bu şeyin altına. İşte Galatasaraylıydım diyordun, işte Fenerbahçeliydim diyordun. Çocukken babam Galatasaraylıydı, annem Fenerbahçeliydi. Onun yanında Fenerbahçeliyim, babamın yanında Galatasaraylıyım diyordum. Geçiştiriyordum. Bir de bir soru daha var. Güzelliğinizin sırrı ne demiş. Yani güzellik biliyorsunuz göreceli bir kavram ama inanılmaz güzel olduğumu açıkçası düşünmüyorum. Sadece hani yaşımızın da vermiş olduğu şeylere dayanarak bazı şeyleri zamanında yapmayı seviyorum. Yani göreceli bir kavram. Teşekkür ediyorum güzel yorumunuz ve sorunuz için. Önümüzdeki sezon için yarış planın var mı demiş Mert Kıraç. Mert de sevdiğim bir arkadaşım sağ olsun. Bir soru da o sormuş çünkü en çok yarışmamı isteyenlerden biri Mert sağ olsun. Mert'cim gerçekten önümüzdeki sezonda, 2019 sezonunda yarışmayı ben de çok istiyorum. Türkiye Şampiyonası'nda yarışmak, belki bir yarış yurt dışında yapmak hep hayalim biliyorsun bunu yapabilmek. İnşallah olur. Yani 2019 için tekrardan sponsor araştırmalarına girdim. Tekrardan görüşüyoruz 2019'da ne yapabiliriz diye. Ama yani hani nasıl olur bu şartlarda çok açıkçası kendimi umutlandırıp sonra da hüsrana uğramak istemiyorum. Haliyle elimden geleni yapacağım 2019 sezonunda start almak için ama ne olur Allah bilir. İnşallah iyi şeyler olur. Türkiye'nin hızlı ve güzeli selamlar. Hüseyin Berberoğlu. Teşekkür ederim. Size de selamlar. Efe Öz parkurlara ne zaman döneceksin demiş. Yani işte az önce söylediğim gibi parkurlara dönmeyi inanılmaz özledim. Yani böyle hani Dünya Rally Şampiyonası Marmaris'teydi biliyorsunuz. Yarış izlemeye gittim. Her yerim buruk ama orada olmak çok büyük mutluluk. İnanın hani böyle toz yemek için elimizden geleni yaptık. Hani nerede daha çok otomobil kayar, işte nerede daha çok toz olur falan diye böyle hani hiç tozdan kaçtığımı bile hatırlamıyorum. Beyaz tişörtlerim böyle bildiğiniz kahverengiydi. Hani onu bile çok özlemişim. O yüzden parkurlara dönmeyi çok istiyorum. İnşallah sizlerin de desteğiyle parkurlara tekrardan geri dönebilirim. Deniz Özkul en büyük hayalin diye sormuş. En büyük hayalim az önce aslında buna benzer bir soru. Ne yapmak istemeden ölmezsin sorusuyla bence bağdaşan bir şey. Çünkü insan hep hayalleriyle yaşar. Ve hep hayal kurar bir şeyleri daha iyi yapmak için, yeni şeyler, yeni başarılar elde edebilmek için. Haliyle benim hayallerim çok fazla. Yani hani sadece rally için değil, pek çok şey için. Mesela sosyal sorumluluk için de pek çok şey istiyorum. Yani hani çocuklara bir şeyler yapabilmek, çocuklarla bir şeyler, doğayla ilgili şeyler yapabilmek de benim hayalim. Haliyle hayallerim çok fazla. Sadece bunları hayata geçirebilmek için doğru adımları ve doğru yerde ve doğru zamanda olmayı diliyorum. İnşallah onları yaparım ama en büyük hayalim tabii ki yarışla ilgili yine. Aslında bir kariyerimle ilgili bir de yarışla ilgili bir şey söyleyebilirim. Dünya Rally Şampiyonası'nda start almayı çok istiyorum. Hani hangi yaşta olursam olayım. Onun haricinde bir de gerçekten içmesinden böyle çok istediğim bir televizyon programı hazırlayıp sunmak istiyorum. Belki bu yarışla ilgili olur, belki doğayla ilgili bir şey olur. İkisi de benim gönlümde yatan projeler olur. Bu soruya cevap verebileceğim cevaplardan hani en iyisi iki tane şey olurdu diye düşünüyorum. İki tane soru sormuş, ikisini de okuyayım. Mustafa Hayit 07. Sizce VRC Türkiye yarışlarındaki Antalya mı daha etkileyiciydi yoksa Marmaris mi? Bir de rally pilotu olmak aileden mi geliyor? Size buna iten sebep neydi demiş. Dünya Rally Şampiyonası 8 sene aradan sonra Türkiye'ye tekrardan geldi. Bundan önce İstanbul'da, ondan önce de hep Antalya ve yarısında yapıldı. Yani
Şöyle açıkçası ben Antalya'daki yarışları izleyemedim. Yerinde gidip izleyemedim çünkü o zaman okuyordum ve hep üniversite sınavları genelde o döneme denk geldi ya da büyük sınavları hep o döneme denk geldi. O yüzden ben gidip Dünya Rally Şampiyonası'nı bir gün olsun Antalya'da izleyemedim. İstanbul'daki yarışta da etaba çıkamadım çünkü görevliydim ve sadece servis alanındaydım. Haliyle yarış otomobillerini sadece servis alanında görme şansım oldu. Pilotlarla konuşabilmiştim ama bu yıl ben hemen hemen bütün etaplara gidebildim. Arkadaşlarımın da sayesinde, sevgili Kemal Çetinkaya, sana buradan selamlar. Sağ olsunlar, benim kahrımı çektiler, bütün etaplara götürdüler. Böyle ya denize mi girsek diyenler oldu. Hayır, lütfen ne olur yarış izlemeye geldik deyip ağladım yani. O yüzden bu sene gerçekten benim için Dünya Rally Şampiyonası'nı böyle birebir izlemek şeydi yani, ilkti diyebilirim. Haliyle bence Marmaris çok keyifliydi. Birçok şeyi içinde barındırıyordu. Örneğin gerçekten doğa dostu bir yarıştı. Çevreyle ilgili bilgilendirmeler, işte seyirciyle ilgili bilgilendirmeler vardı. Sosyal medya çok güzel kullanıldı bence. İnsanların ilgisi müthişti. Bir kere denizden izleyebildiğiniz ilk yarıştı Dünya Rally Şampiyonası'nda. Haliyle bence Marmaris gerçekten olağanüstüydü. Özellikle seyirci etabında gerçekten hani böyle inansanız yere düşmez deyimi vardır ya, hakikaten onu yaşadık. Böyle insanlara birbirine değe değe çarpa çarpa geçtiler ve gerçekten tek bir amaç için o kadar topluluk bir aradaydı. Çok güzel bir atmosfer vardı. İnşallah seneye gelemeyenler olduysa seneye sizlerle gelir. Oradaki heyecanı doya doya yaşarsınız. Rally pilotu olmak aileden geliyor demiş. Evet, rally pilotu olmak aslında biraz aileden geliyor. Zaten otomobil sporları bir kültür. Gerçekten otomobili sevmek bir kültür bence. Otomobil sadece A ve B noktasından bir yere gitmek değil bize, bana göre ve aileme göre. Haliyle otomobillerle konuşan, otomobillerin ruhu olduğuna inanan bir aileden geliyorum. Babam beni bu işe itti. Çünkü onun çok büyük bir sevgisi vardı motor sporlarına ve hala var tabii ki. Şu an bıraksanız yarışacak. Babamın bütün ilgisi ve onun sevgisi bana geçti diyebilirim. Çünkü bende sonradan oluştu o sevgi. Ben deneyimleyerek sevdim, aşık oldum diyebilirim. Ama ailemin sevgisi ve ailemin ilgisi olmasaydı bence 7 yaşında değil de belki 27 yaşında motor sporlarına ya da otomobil sporlarının içinde var olacaktım. Haliyle bu benim çok büyük bir şansım. Benimle evlenir misin demiş Eyüp Ertuğrul 16. Teşekkür ederim. Asil Kan Cınar sponsorluk deyip soru işareti koymuş. Benim kanayan yaram sponsorluk. Aslında pek çok branştaki sporcunun kanayan yarasıdır herhalde. Sponsorluk hepimiz için çok değerli, hepimiz için çok önemli bir şey. Çünkü otomobil sporları bilindiği gibi çok emek isteyen ve çok maddiyat isteyen bir spor. Haliyle sponsorluk hepimiz için çok önemli ve değerli. Tekrardan belirteyim, 2019 sezonu için sponsor olursa parklara geri dönmeyi düşünüyorum. Gelecekteki hedeflerin nedir? Nasip 86 8686. İki defa sormuş bu soruyu. Aslında bu soruya cevap verdim. Gelecekteki hedeflerim bahsettiğim gibi Dünya Şampiyonası'nda yarışabilmek ve kariyerimle alakalı da iyi bir, sevdiğim, içime sinen bir televizyon programıyla karşınızda olabilmek. Göksun Erkek nereye demiş? Anlamadım Göksun. Ümit Demirel evli misin demiş. Hayır, evli değilim. Bu bana en çok gelen sorulardan biri. Burcu ve Burkut benim ismim. Eren Kulsa soyadım. Henüz evlenmedim. Merhabalar. Geçenlerde DM'den sormuştum. Cevap alamadım. Rally lisansını aldıktan sonra pist eğitimi ve benzeri şeyler neler söyleyebilirsin? Cevap verdiğin için teşekkürler demiş. By my side diye bir kullanıcı. Şöyle söyleyebilirim. Pek çok eğitim ve seminer aslında düzenleniyor ama bunlar çok sık olmuyor. Yani periyodik bir şekilde olmuyor.
O yüzden bunları takip etmekte fayda var. Yani bunları bizler paylaşıyoruz, işte federasyonumuzun web sitesinden paylaşılıyor, Instagram hesabından paylaşılıyor. Bunları takip ederseniz zaten birine en azından denk gelirsiniz. Örneğin bazen markalarla da çalışmalar yapıyor federasyonumuz. Bu sene Fiat'la birlikte organizasyon yapıldı. Bu tamamen amatör sporculara yönelik bir şeydi ve genç sporcuları yetiştirmeye yönelik bir şeydi. Hala devam ediyor bu arada. O yüzden bunlara ufak bir ücret karşılığında katılabiliyorsunuz. Hem eğitim alıyorsunuz hem size bir yarışma fırsatı verilebiliyor. Eğer yetenekli bulunursanız farklı alanlarda, farklı branşlarda desteklenebiliyorsunuz. İnşallah markaların bu türlü destekleri sürer. Tek bir markanın desteği açıkçası çok yeterli değil otomobil sporlarında. Haliyle bu tarz şeyler olabiliyor. Dediğim gibi çok işte 3 ayda bir diyemem size ama Tosfed'in ve bizlerin Instagram hesaplarını ve işte web sitelerimizi takip ederseniz eminim bir tanesine denk gelirsiniz. Siz de bu eğitimlere katılabilirsiniz. Ne zaman evleneceksin cidden soruyorum. RSL, BKS. Buna bir şey bulamadım. Resul bakış falan mı acaba? Ne zaman evleneceğim? Yani bu soru bana çok gelmeye başladı ama hani eskiden böyle ailem ve fertlerinden geliyordu. Şimdi sağ olun sizlerden de geliyor. Neden evlendirmeye çalışıyorsunuz beni anlamadım ama şu an için ufukta öyle bir şey yok. Hayat sana mı güzel demiş Ünsal Deniz. Hayat yani hepimize güzel olsun. Öyle görünüyorsa ne mutlu. Talha Taşkın sanıyorum bu. Bu hayata nasıl atıldın? Gelmek istediğin noktada mısın? Başarınızda size ne yardımcı oldu demiş sanıyorum. Tam şeyi göremedim soruyor. Bu hayata nasıl atıldım? Yani babamın ve ailemin çok büyük desteği oldu. 7 yaşında kartingle tanıştım, yarışmaya başladım ve sonrasında sporu çok sevdiğim için peşinden gittim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Otomobil sporları çok 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 emek vermeniz gereken bir spor, maddi ve manevi. Gerçekten çalışmadığınız sürece ve otomobille vakit geçirmediğiniz sürece ya da hangi branşı yapıyorsanız onunla bir arada olmadığınız sürece bir kopukluk oluyor ve başarı gerçekten zor geliyor. O yüzden çok çalışmak lazım, çok çabalamak lazım, özveride bulunmak lazım, bazen fedakarlık yapmak lazım. Hatta bence çoğunlukla fedakarlık yapmak lazım. O yüzden yani şu an için gelmek istediğim noktada mıyım? Yani ben özellikle sporcuların, sanatçıların işte ya da kariyerinde başarılı olmuş insanların gelmek istediği noktaya çok ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü insan sürekli gelişen bir varlık, haliyle hep daha iyisini yapabilir. O yüzden ben gelişmenin duracağını ve artık en iyi yerdeyim, en iyi noktadayım diyebileceğini pek düşünmüyorum insanın. Haliyle gelmek istediğim nokta burası değil. Hala gelmek istediğim noktada değilim. Çok daha yolum var. Haliyle bunları yapabileceğim fırsatlar arıyorum ben de. Emin olun çok çalışıyorum. Yani yeni şeyler üretmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça yeni şeyler yapıp karşınıza çıkmaya çalışıyorum. O yüzden geldiğim nokta burası değil. Net bir şekilde söyleyebilirim. Başarınızda size ne yardımcı oldu? Başarımda benim bana yardımcı olan şey diyebileceğim, ben hep kalbimin sesini dinleyen bir insanım. İçime sinmeyen hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum. Yapsam da ondan zaten çok bir şey beklemiyorum. Bazen içinize sinmeyen şeyleri de yapmak durumunda kalabilirsiniz. O yüzden içinize sinmiyorsa ondan çok büyük bir şey beklememek belki birazcık daha size iyi gelebilir. Başarının sırrı tabii ki çok çalışmak ve istikrar bence. İstikrarlı olup bir şeye inanmak ve bir şeye kitlenmek. Bu zaten çok klasik bir söylem. Ama bunu gerçekten hissederek yapmak çok değerli ve önemli. Bir de sıkılmadan, sabrederek, sükunetle devam etmek gittiğiniz yolda, inandığınız yolda. O yüzden sabır başarının bence en büyük anahtarı diyebilirim. Berkcan Solak, arıyorum niye açmıyorsun, geriye de dönmüyorsun. Neden rezil ediyorsun? Berkcan, arayacağım ben seni. Ali Ağır 68, kafamda deli sorular, araçla ilgili soruyor muyuz demiş ama sorusunu iletmemiş. Keşke sorsaydınız. Erhan Arıkan, Samsun Rally'sindeki ilk sol virajı hatırlar mısın? Abla en çok kaç yaptın ya yazmış.
Erhan çok sevdiğim insanlardan biri gerçekten. Erhan'la birlikte yarıştık da aynı zamanda. Çok iyi bir kopilottu kendisi. Samsun, herhalde Samsun'da 2012'de yapıldı en son. Yani ilk ve tek yarış herhalde rally için. 2012'de Samsun'a gittiğimizde gerçekten çok büyük bir kalabalık vardı, çok büyük bir ilgi vardı. Yani start aldığımız gün çok gözümün önünde böyle insanların arasından geçerek start almıştık. Çok keyifliydi. Özellikle Erhan'ın da bahsettiği ilk solo viraj seyirci etabındaki virajdan bahsediyor. Seyirci etabı gerçekten yani hep böyle tadı damağınızda kalan şeyler vardır ya. Benim tadı damağımda kalan şeylerden biri. Samsun'daki seyirci etabı muhteşem bir etaptı. Muhteşem seyirci vardı. Çok kalabalıktı. Her şey çok güzeldi. Erhan'la da ilk yarışımızdı ve yani herhalde birbirimize alışacağımız çok vaktimiz olmadı ama çok keyif aldık. Çünkü Erhan'ın güzel şeyler söylediğini hatırlıyorum etabın sonunda. Çok keyifli bir yarıştı benim için Erhan. İyi ki oturdun yanıma. Çok teşekkür ediyorum bütün emeklerin için. HD.Batuhan demiş ki VRC Citroen hakkında ne düşünüyorsun demiş. XR hakkında. Ya eski VRC'lerle ilgili tabii ki genel bir soru bu sanıyorum ki. Şimdi şöyle tabii ki Formula 1 izlerken de bilmiyorum size oluyor mu? Eskinin şeyi çok daha farklı geliyor bizlere. Ama şu anki otomobiller VRC anlamında ki yakinen görüp çok kısa zaman önce bir arada olduğum otomobiller olduğu için VRC'ler gerçekten çok teknolojik otomobiller şu anda. Eskileri tabii ki özlüyoruz. O sesleri, otomobillerin o yeteneklerini, Grup B'leri mesela çok hani ben izleme şansım olmadı ama hala videolardan işte filmlerde izlediğimizde gerçekten o çok farklı ruhu olan otomobiller. Ve haliyle şimdiki otomobillerle yeni, yani eski otomobillerle şimdiki otomobillerle çok kıyaslamamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şimdiki otomobiller çok daha teknolojik, çok yetenekliler. Gerçekten bir kere teknoloji anlamında ve mühendislik anlamında çok gelişmişler. O yüzden ben çok kıyaslamayı sevmiyorum bu noktada. İkisinin de ayrı keyfi vardı yani izlerken. Şimdiki otomobiller de olağanüstüler gerçekten. İnşallah VRC izlemediğinizi düşünen bu sorudan. İnşallah önümüzdeki sene gelir kendi gözlerinizle görürsünüz ki önümüzdeki sene bu otomobiller çok daha teknolojik hale gelecektir. Çok daha gelişecektir diye düşünüyorum. Özellikle Marmaris Rally'sinin pilotlar üzerinde ve mekanikerler mühendisler üzerinde çok büyük bir etki bıraktığını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Marmaris Rally'sini biliyorsunuz her etap neredeyse lider değişti. Her gün çok farklı senaryolar çıktı ortaya. O yüzden mühendislik olarak baktığınızda bence çok fazla gelişim sağlayacak bir yarış oldu. Rally pilotu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Ben aslında mesleğimi yani hani yarışımla birlikte yapabileceğim bir meslek seçtim ve hep içime sinen bir şey oldu. Biliyorsunuz radyo, televizyon ve sinema mezunuyum ben ve haliyle zaten yapmak istediğim meslek sadece rally ile tanışmasaydım eminim ki bu olurdu. Hem okuduğum okuldan hem okuduğum bölümden o kadar memnunum ki ve insanlara bir şeyler anlatıyor olmak, insanların karşısında insanlara ulaşıyor olmak çok büyük keyif benim için. Haliyle yine kendi mesleğimi seçerdim. Rally pilotu olmasaydım aynı zamanda. Kemal'in az önce adını almıştım. Onun da bir sorusu varmış. Sayemde nüfuzumu kullanarak biraz da buralara geldiğini itiraf edecek misin? Bu gerçekten Marmaris Rally'si boyunca aramızda çok güzel bir şakaydı, espriydi. Şakaydı diye üstüne basıyorum Kemal'cim, kusura bakma. sağ olsun Kemal, bütün karnımı çekerek beni her yere götürdü. Bunu itiraf edebilirim. Teşekkür ederim Kemal ve sayende tabii kolaylıkla girdiğimiz yerlerde oldu. Şimdi itiraf edeyim. Mustafa Ağır, sen bir meleksin demiş. Teşekkür ederim. İyi ki devamını getirmemişsiniz. Okan, sevgili yönetmenim, yazdım çok huzursuz hanımefendi demiş. Sağ ol, bütün huzurluklarımı görmüş bir insan olarak bunu söylemeye hakkın var. Erol Yavan, neden bu kadar tatlısınız efendim demiş. Çok teşekkür ediyorum Erol Beyciğim. Cosworth HYMN diye bir kullanıcı. Arabacılık işlerini sevdiğini nasıl fark ettin?
arabacılık işleri. Arabacılık işleri yani bilmem ki ben arabalara çok deyip şey yapacaktım neyse. Arabacılık işleri yani sizin tabirinizle babam sayesinde deyip böyle hani şey yapabilirim herhalde. Gerçekten babam olmasaydı buralara gelemezdim. Çok seviyorum otomobilleri. Çok 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 seviyorum. Benim için her zaman otomobillerin bir ruhu var. Hiçbir zaman benim için bir taşıt olmadılar. Otomobillerle konuştuğumu pek çok arkadaşım görmüştür. Yarışırken otomobile ne olur beni yolda bırakma dediğim zamanlar olmuştur. Kopilotlarıma sorarsanız böyle sevdiğim durumlar vardır. Yani arabacılık işleri benim için gerçekten çok önemli. Bu arada kameranın arkasında biri var, siz onu görmüyorsunuz. Gülmekten öldü şu an bu soruya. Neyse devam edeceğim. Suat Demirtaş, rally aracın Fiesta kaç beygirdi demiş. 165 beygirdi. Zaten standart bir otomobil biliyorsunuz ST. Sadece işte bazı farklılıklar var. Yarış otomobili olabilmesi için süspansiyonu, şanzımanı, lastikleri vesaire vesaire. Tabii ki bunlar çok farklı. Otomobili daha da hızlandırıyor. Haliyle 165 beygirlik. Bana göre çok hızlı insanlık için az beygirli bir otomobildi diyebilirim. Ama Fiesta ST hani kullanmaktan en keyif aldığım otomobillerden biri. Maxit demiş ki, Burcu bu kadar sempatik ve mutlu olmayı nasıl başarıyorsun? Tabii bir de Allah vergisi güzelliğine maşallah. Her zaman tarz olmayı da iyi başarıyorsun, hep böyle kal gibi bir şey söylemiş sanıyorum. Sonunu göremiyorum, niyeyse daha çözemedim ben bu soru cevap olayını. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Siz böyle şeyler söyleyince ben utanıyorum açıkçası. Yani hani sempatik olmak, işte nasıl başarıyorum falan hani hiç düşünmedim açıkçası. Yani öyle görüyorsanız ne mutlu bana. Bunlar, bu tarz şeyler hep göreceli şeyler haliyle. Sizin gördüğünüz, sizin kalbinizden geçen güzel şeyler bence bunlar. Sadece doğallıktan yanayım, şeffaf olmayı seviyorum. Hani kötü bir şey söyleyen biri bile olsa mantık çerçevesi içinde söylediği zaman onu oturup bir düşünürüm. Agresifliği çok sevmiyorum artık. Eskiden benim de agresif bir dönemim vardı ama bunun insanlara hiçbir şey getirmediğini çok net gördüm ve yaşadım. O yüzden eğer sempatik görünüyorsam oradan herhalde bunu doğal ve olduğu gibi olmaya borçluyumdur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kaç yaşındasınız demiş. Kadınlara yaşları sorulmaz deyip klişe bir cevap veriyormuşum. Şu an 29 yaşındayım. Şubat'ta 30 oluyorum. Otoman alt Tretaş. Hitit'te göremedim sizi. Gelip şov yapsaydınız çok yavaş kullanıyorlardı pilotlar. Arabalarda ya devamını neden göremiyorum inanın bilmiyorum ama sanıyorum üzerinden biraz vakit geçtiği için göremiyorum. Hitit rallisine gelemedim çünkü bu yarış, bu sezon 2018 sezonunda hiçbir yarışa neredeyse yarışmadım, gidip izleyemedim de. Ya çok izlemeyi çok istemiyorum çünkü gerçekten çok keyif almıyorum. Yani yarışmak benim için çok büyük bir his olduğu için yarışmak istiyorum ve oraya gidip birazcık kendimi üzmek hoşuma gitmiyor. Çok özlediğimde tabii ki toza, çamura, bulanmaya gidiyorum. Onun haricinde yavaş kullanıyorlardı kısmına çok katılmıyorum çünkü bizim pilotlarımızın hepsi hızlıdır. Yani muhtemelen etapla ilgili ya da hava şartlarıyla ilgili bir sorun olmuş olabilir. Ya da kollamaları gerekiyordur otomobillerine. Çünkü hani hep dışarıdan şöyle bir şey görünüyor. Yarış yapılıyor sonuçta tabii ki. Ve hep hızlı giden otomobiller görmek istiyorsunuz doğal olarak ama bazen pek çok şey sebebiyle otomobili kollamak durumunda kalıyorsunuz. Örneğin rakibinizle aranız çok açıksa, yakalama şansı sizi yoksa otomobilinizi çok yormadan normal bir tempoda, hani riski almadan gitmeniz size çok daha yani güvenli bir şekilde finişe ulaştıracaktır. O yüzden hani bu tarz şeyler olabilir. Gördüğünüz anda zaten 3 saniye, 5 saniye bir otomobil görüyorsunuz rally izlerken. Hani bu tarz yorumları yapmak bence çok yanlış. Çünkü pek çok sebebi olabilir. O pilotun o anda sizin önünüzden yavaş geçmesinin pek çok nedeni olabilir. Tabii ki Dünya Rally Şampiyonası'na baktığınızda yavaş giden pilot yok neredeyse ama onların şartlarıyla Türkiye'nin şartları çok örtüşmüyor açıkçası. Ne maddi ne manevi şekilde ne de imkan tarafından bakarsanız.
Sanıyorum soruları bitirdim. Kaç dakika oldu video? Hiçbir fikrim yok. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Böyle mesajla sorduğunuz sorular oluyordu. Onlar sanıyorum çok fazla yakalayamamışlar ama yine yapacağım böyle bir şeyi ve daha farklı sorular sormak isterseniz onları da yakalama, onları da cevap verme şansım olur. Çok keyif aldım. Bugün size odamdan ve evimden seslendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.